Sesli köşelerde Erhan Başyurt'un kaleme almış olduğu TR724'te yer alan Harekat Fiyaskosu, ESD İade-i İtibar ve En Büyük Risk başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Türkiye, Ankara'da ABD ile 13 maddelik, Soçi'de Rusya ile 10 maddelik Barış Pınarı Harekatı ve Suriye konusunda mutabakat imzaladı. Suriye'de taşlar yerinden oynadı. 9 Ekim'de başlayan operasyon 2 hafta içinde bölgedeki aktörleri değiştirdi. Kontrol bölgeleri tamamen el değiştirdi. Peki ne oldu? Türkiye zafer elde etti mi? Bittiği açıklanan operasyon hedeflerine ulaştı mı? İşte bölgede değişen dengeler ve Türkiye'nin kar-zarar tablosu. Türkiye, Barış Pınarı Harekatı'nı iki temel gerekçeyle başlattı. Birincisi, terör örgütü PYD'yi kontrol altında tuttuğu 440 kilometrelik sınırımızdan temizlemek. İkincisi, Suriyeli mültecilere geri dönmeleri için bu sınır boyunca 32 kilometre derinliğinde güvenli bölge tesis etmek. Bunlar oldu mu? Hem ABD hem de Rusya ile mutabakata göre Türkiye 440 kilometrelik sınırın sadece dörtte birinde. Tel Abyad, Rasulayn arasındaki 105. Bazı kaynaklara göre 120 kilometrelik bölümde operasyon yapabildi. Operasyon bölgesi Türkiye'de Urfa'nın Ceylanpınar, Akçakale ilçeleri arasına denk geliyor. Türkiye bu hattı 30 kilometre derinliğinde M4 otoyoluna kadar olan alanı kontrol altına aldı. Kaba hesapla 3000, 120 kilometre ise 3600 kilometre kare ediyor. Daha iyi anlaşılması için söyleyeyim, Konya ilimizin onda birinden çok daha az bir bölge. Türkiye burada yerel milisleri öncü birlik olarak kullandı. 20 bin veya daha fazla YPG gücüne karşı operasyon yaptı. Tek taraflı hava gücü üstünlüğü ve dünyanın en büyük 3. ordusu için elde edilen bir başarı değildir. YPG'nin düzenli orduya kara savaşı vermesi ihtimal dahilinde değildi. Zaten çekilmeyi tercih etti. Yapabileceği sadece gerilla savaşı veya şehir savaşı olabilirdi. O da geri kalan bölgelerde asıl Kürt yerleşim bölgeleri Kobani, Kamışlı ve Haseke'de kendisini zora sokardı. Gelelim ikinci gerekçeye. Türkiye'nin 3 milyon değil 1 milyon Suriyeli mülteciyi bile Tel Abyad, Rasulayn arasındaki güvenli bölgeye yerleştirmesi mümkün gözükmüyor. Yani birinci gerekçe kısmen başarıldı. İkinci gerekçe ise tamamen çökmüş durumda. Peki sınırımızdaki aktörler nasıl değişti? Harekat bu yönüyle Türkiye'ye fayda mı, zarar mı verdi? ABD ile yapılan mutabakat gereği ABD Türkiye sınırından 30 kilometreye çekildi. YPG ve SDG de Rusya'nın arabuluculuğunda Esed ile anlaşıp rejim güçlerini yeniden bölgeye davet etti. Soçi mutabakatı, YPG-SDG ile Esed'in varlığı anlaşmayı teyit ediyor, tanıyor. Rusya ve Esed artık sınır komşumuz. Fırat'ın doğusunda Tel Abyad'a kadar, Rasulayn'ın doğusundan Irak'a kadarki bölge artık Rusya ve Esed'in kontrolünde. Kamışlı hariç tüm sınır boyunca 10 kilometre derinliğinde Rusya ile Türkiye ortak devriye yapacak. Putin, Suriye ordusunun sınırımız boyunca 15 tane kontrol noktası oluşturacağını açıkladı. Daha önce bu bölgede ABD ve SDG, YPG güçleri hakimdi. Türkiye, Tel Abyad ve Rasulayn arasında ABD ile 12 kilometre derinliğinde zaten müşterek operasyon yapıyordu. YPG-SDG zaten bu 12 kilometreden çekilmişti. Şimdi bu alan 20 kilometre daha derinlik kazandı. 9 Ekim'de Trump'ın Erdoğan'a gönderdiği "Aptal olma ve Türk ekonomisini çökertiriz" mektubunda YPG-SDG'nin bu bölgeden 32 kilometre derinliğe çekilmeye hazır olduğu, daha önce verilmemiş taviz denilerek zaten yer alıyordu. Türkiye hiç operasyon yapmadan elde edebileceği bir hakimiyeti operasyon yaparak ABD'yi bölgeden çıkarıp Rusya ve Esed'i sınırımıza getirerek elde etti. Başarı mı, Rusya ve Esed'i mi, ABD'yi mi bölgede güvenilir bulduğunuza göre bu değişir. Erdoğan dün Tel Abyad ve Rasulayn arasında Türkiye'nin kalıcı olmayacağını ilan etti. Yani Rusya ve Esed'in bir süre sonra Türkiye'yi tamamen çekilmeye zorlaması, sadece terör saldırısı halinde 1999 tarihli Adana mutabakatında olduğu gibi 5-10 kilometre derinlikte sıcak takip ve sınırlı askeri operasyon durumuna geri dönülecek. Sürecin en büyük kaybedeni şimdilik YPG-SDG gözüküyor.
Rakka ve Deir ez-Zor hattında ABD ile Membiç, Kobani, Haseke ve Kamışlı'da Rusya ve Esed ile ortak faaliyet yürütecekler. Türkiye sınırında ise Esed ordusuna katılmadıkları sürece olmayacaklar. Ancak YPG-SDG ile Esed arasında varılan anlaşmaya göre YPG kalıcı olacaktı. Yani Suriye ordusuna katılmaları ve Suriye üniformasıyla sınırımızda devriye gezmeleri söz konusu olabilir. Türkiye'nin bunu ayıklaması mümkün değil. Bu ihtimal gerçekleşirse YPG-SDG hiçbir şey kaybetmemiş olacak. Aksine Türkiye karşısında kendisini Rusya destekli Esed kalkanı sağlayacak. Sürecin ikinci kaybedeni Türkiye, savaşmadan elde edeceğini gereksiz yere savaşarak, tüm dünyayı karşısına alarak, artık Rusya ve düne kadar düşman gördüğü Esed'e operasyon için muhtaç hale geldi. Soçi mutabakatına göre Suriye'nin toprak bütünlüğünün garantörü artık Türkiye. Yani bölgede kalıcı olmayacağını, zaman içinde Afrin ve İdlib'ten de çekileceğini bir anlaşmayla zapt altına aldı. Üstelik Türkiye'ye Batı'dan ağır silah ambargoları ve ekonomik yaptırımlar geldi. Halkbank dosyası açıldı, milyarlarca dolarlık ceza kesilmesi söz konusu olan dava süreci başladı. Türkiye, desteğindeki yerel radikal unsurların sivil katliamları nedeniyle uluslararası savaş suçuyla suçlanma riskiyle de karşı karşıya. Türkiye'nin bir diğer kaybı içte ve dıştaki Kürtler. Barış Pınarı öncesi başlayan psikolojik harekat artık seçilmişlerin tutuklanmaları ile devam ediyor. Türkiye'nin Kürt sorununa bakışı 1990'lara dönmüş durumda. Türkiye'yi bekleyen en büyük tehlike ise Suriye'deki planları bozulan PKK'nın terör saldırılarının yeniden ülke içine taşıması riski. Türkiye'nin ABD ile mutabakatı, IŞİD tutuklularının ve ailelerinin sorumluluğunu da içeriyordu. Bu da gerçekleşirse, Türkiye çok ciddi baş ağrıtacak bir sorunu da durduk yere ithal etmiş olacak. Kim ne derse desin, sürecin bir diğer en büyük kaybedeni Trump ve ABD. Artık müttefiklerine karşı da ciddi güven kaybettiler. Sürecin en büyük kazananı, tek kurşun atmadan Suriye'nin kuzeyini tamamen kontrol altına alan Esed. Yıllardır muhaliflerini destekleyen Türkiye'yi kendisine mahkum eden Esed, YPG, SDG güçlerini denetimine alan Esed. Tabii ki aynı kazanımlar arkasındaki güç olarak Rusya ve İran için de geçerli. Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye aleyhine karar alınmasını engelleyip operasyonun devamını sağladı. Batılı müttefikleriyle tamamen ters düşen Ankara'yı iyice yalnızlaştırıp tamamen Moskova'ya mecbur etti. ABD'nin bölgeden çekilmesi gerçekleşti ve Esed'le birlikte kendileri sınır bölgelerine yerleşti. Rusya destekli Esed güçlerinin İdlib'i de alması yüksek ihtimal olarak görülüyor. Bu durumda Suriye genelinde denetimi ABD kontrolündeki petrol bölgesi ve Irak sınırı hariç büyük oranda tesis edecekler. Ki ABD'nin artık Suriye'de tutunması ve uzun vadeli kalması neredeyse imkansız. Sonuçta Barış Pınarı sınırımızda bir Kürt koridoru ve özerk bölgeyi önlediği gözüküyor. Ancak Esed yönetiminin YPG-SDG anlaşması sızan bilgiler doğruysa böyle bir özerkliği öngörüyor. Türkiye, Şam tarafından Irak Kürdistanı gibi Suriye Kürdistanı kurulmasına izin verilirse hiçbir şey yapamaz. Şu an görünen tek kazancını da kendi elinin ürünü bir anlaşmayla kaybetmiş olur. Dahası kendisini de bağladı. Sürecin getirdiği en büyük risk ise Türkiye'nin demokrasi ve insan hakları kulübünden uzaklaşıp Rusya ve otoriter ülkeler kulübüne daha da çok yakınlaşması. Nitekim 6 saat süren Soçi görüşmesinde Türkiye'nin bankacılık konusunda Rusya sistemiyle entegre etmeyi de görüştüğünü Putin açıkladı. Parasını ödediği yeni nesil F-35 uçaklarını alamayan Ankara'nın Rusya'dan Su-35 savaş uçaklarını talep ettiği yönünde de haberler sızdı. Doğruysa Türkiye, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle yörünge değişikliğine gidiyor demektir. Ankara ve Erdoğan yaklaşmakta olan Halkbank ve uluslararası yaptırımlardan, batılı ülkelerin silah ambargolarından bu şekilde kurtulmayı planlıyor olabilir. Ekonomisi kriz yaşayan Türkiye'nin silah envanterini yenilemek amacıyla yapacağı yüklü alımlar milyarlarca dolarlık yeni bir yük getirecektir. ABD'nin İncirlik'ten çekilme ve oradaki nükleer başlıklı füzeleri taşıma amacıyla çalışma yaptığı
da düşünülürse bu ihtimal ciddi olarak öne çıkıyor. Yörünge değişikliği, özgürlükler ve demokrasi adına zaten ciddi oranda gerileyen ülke için daha da otoriterleşme riski ve halkın refah düzeyini daha da düşüren yük olacaktır. Bu son ihtimal Türkiye ve Türk halkı için Suriye'de kaybedilen ve kaçırılan fırsatlardan çok daha büyük bir felaket olacaktır, diyor Erhan Başurt, TR724'teki köşesinde.